Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alırsa, çoğunluk AKP ve MHP belediye meclisinde olduğu için İstanbul'u bu şekilde ele geçiririz ve ben de şahsımın sultanı Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmiş olurum derdinde olduğu için yeni bir atraksiyon yapmış demek ki. İhaleye fesat karıştırmak. Zaten sürekli söylemiyor mu? Ortada bir suç olursa kayyum atanır diyor, değil mi? Evet. Aynı şeyi ben Aykut'cum Ankara'ya yapacaklarından da endişeliyim. Bakın aynı şeyi Ankara'ya da yapabilirler. Mansur Yavaş da pek rahat değil. Ona da gidebilirler. Aynı oyunu ona da kurabilirler. Tuzağı ona da kurabilirler. Çünkü bunlar İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı kaybetmenin acısını hala atamadılar. O acıyla her yere saldıracaklar. Yeni bir Süleyman Soylu versiyonu, yeni bir Süleyman Soylu fotoromanını tekrar seyrediyoruz. Ama Süleyman Soylu'ya tavsiyem şu. Men dakka dukka. Çalma birisinin kapısını, çalanları kapın demişler. Süleyman Soylu, sen böyle habire soruşturma açarsan, dün diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu vatana ihanetten Evet. yargılanacak. Süleyman Soylu, senin yargılanacağın o kadar suç var ki göreceksin 5 ay sonra sen yargılanacaksın. Hesap vereceksin. Nerede? Yüce Divan'da hesap vereceksin. Tabii kaç Neyin mandatlık hesabını milletvekili? vereceksin? Koyuncuların hesabını vereceksin. Mafyalarla işbirliği yapmanın hesabını vereceksin. Katilleri bilip de ortaya çıkarmamanın hesabını vereceksin. Hayali ihracatçıları hesabını vereceksin. Kargo uyuşturucu yanlışlıkla kargo yanlış adrese getirmiş deyip fotoğraf çektirdiğin adamları serbest bırakmanın hesabını vereceksin. Öyle tehditle bu iş olmuyor. Süleyman Soylu o bozuk ağzıyla, o tehdit diliyle birilerine yarandığını zannediyor ama emin olun AKP milletvekilleri, AKP bakanları bile Süleyman Soylu'dan rahatsız. Hiçbir tanesi Süleyman Soylu'nun ismini ağzına bile almıyor. Niye? Çünkü görüyorlar, biliyorlar ki Süleyman Soylu halk nezdinde zarar vermekten başka bir iş yapmıyor. Seçimle gelen seçimle gider kardeşim. Nasıl AK Parti seçimle geldiyse 3 Kasım 2022'de, inşallah ilk seçimde sandıkta gidecek diye mücadele ediyorsak, büyükşehir belediyeleri de seçimle gelmiştir, seçimle gider. Varsa belgen, varsa ispatın mahkemeye verirsin. Suçlu cezasını çekecek, suçlu işkence. Evet sevgili seyirciler, geçen hafta Günaydın Türkiye programında Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili bir takım yorumlar yapmıştım. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusu ve davalarıyla ilgili ve demiştim ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilirse Selahattin Demirtaş'ın uyardığı gibi ne dedi Selahattin Demirtaş? Dedi, benim dedi davam dedi 30 günde sona erdi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu davası da hızlı bir şekilde sonuçlandırıp Anayasa Mahkemesi'nden de karar onanabilir. Düşünün 18 Haziran'da seçim var. Pazar günü diyelim ki seçim var. 17 Haziran Cumartesi, 16 Haziran'da Anayasa Mahkemesi toplandı ve Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararını onadı. Ve adayınız o. Ne olacak? Adaysız kalacaksınız. Aynı şeyi Mansur Yavaş için de söylemiştim. Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğiniz andan itibaren Mansur Yavaş hakkında da soruşturma açılır ve Mansur Yavaş hakkında hemen siyasi yasak ve bu siyasi yasak da hızlı bir şekilde efendim seçime gitmeden önce Anayasa Mahkemesi tarafından onanır ve Mansur Yavaş da siyasi yasaklı olur. Cumhurbaşkanı adayı olamaz ve o gösterilse bile de altılı masa Cumhurbaşkanı adaysız kalır demiştim. Aynı şeyi Cemal Enginyurt da burada ifade ediyor. O nedenle altılı masanın göstereceği aday böyle risk olmayan yani hakkında hemen hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nde siyasi yasak kararını onayacak bir adayın olması gerekiyor. Ya yani altılı masa içerisinde ya altılı masanın liderlerden bir tanesinin olması gerekiyor. Burada da en güçlü aday tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Meral Akşener zaten diyor ki ben başbakan olacağım diyor. Dolayısıyla zaten en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu ya da altılı masanın altı liderini de belirleyeceği ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden güçlü bir adayın gösterilmesi de olabilir. Ancak görünen o ki burada en güçlü aday mantıklı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. Ama dediğim gibi altılı masa
Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday daha gösterse bile Kılıçdaroğlu burada efendim ben inat edeceğini düşünmüyorum. Ama muhtemelen de Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek. Çünkü bununla ilgili özellikle Saadet Partisi'nin açıklamaları var. Yine aynı şey Demokrat Parti zaten Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Dolayısıyla altılı masa içerisinde Kılıçdaroğlu adayının çok fazla sorun taşımayacağını ifade etmek istiyorum.